Risale-i Nur'dan Rahmet ve Şefkat İlaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz Elhasıl Elhubbu lillah Velbudu fillah Velhukmu olan Desatiri aliye düstur harekat olmazsa Nifak ve şikak meydan alır. Evet, el-buğdu fillah vel hükmü lillah demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder. cay ibret bir hadise. Bir vakit i̇mam Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafir bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş, neden beni kesmedin? Dedi, seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi onun için seni kesmedim. O kafir ona dedi. Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Hem medare dikkat bir vaka. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit. Eser hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına, kanunu ilahi hesabına keseydi, nefsi ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için, adaletle iş görmemiştir. Cahiti esuf bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı içtimai. Harici düşmanların zuhur ve tahacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahati içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaati İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayati içtimai İslamiye'ye bir hıyanettir. Medar-ı İbret Bir Hikaye Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde Sibgan veya Haydan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler! Ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış, ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır.'' her birisine karşı tesanüt ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, onların hücumunu tesil etmek, onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garaskerane tarafkirlik ve adavetkerane inat hiçbir cedle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler, ehli dalalet, ve ilhattan tut, ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalan uhuvvet-i İslamiyedir. Bu kalay İslamiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahatı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadis-i de gelmiş ki, ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müteşehhi muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri her cümerc eder ve koca alem İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minun ihfetun kale-i kutsiyesi içine giriniz. Tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkarane tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayati ictimaiyenizle alakanız varsa el müminu lil mümini kel bunyanil mersus yeşuddu ba'duhu ba'dan düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Altıncı vecih hayat maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtay halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit, kendi amal hayriyesinde hasmına tefavuk ister. Halisen livet amele pek de muvaffak olamaz.'' hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder. Adalet edemez. İşte efal ve amali hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur. Şu altıncı veci çok uzundur. Fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. <laughs> Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz